nakliye davası açmanın şartları nedir? Burada tam olarak nasıl bir yol izlenmeli kiracı ve ev sahibi arasında? Şimdi çünkü çok çekişme oluyor. %25 az oluyor şu anki genele baktığımız zaman. Nasıl bir anlaşma olabilir? Ve sakın kira dönemi yenilenmeden de zam yapmayın. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız avukat Begüm Gürer'le birlikte. Konutlarda kira artışı ne kadar olabilmeli? En fazla ne kadar artış yapabilir? Hepsini Begüm Hanım'la konuşacağız. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Melis'im. Tekrardan seninle bir arada olmak çok keyifli. Çok teşekkür ederim nazik davetin için. Rica ederim. Benim için de çok keyifli. Konutlarda kira artışı yüzde kaç olarak belirlendi? İlk olarak bu soruyla başlayalım istersen. Şimdi tabii biliyorsun kira davaları inanılmaz derecede artış gösterdi. Yani her gün çok sayıda telefon alıyoruz diyebilirim. İşte ev sahibim işte evden çıkarmak istiyor. Bana ihtarname gönderdi. İşte ev kiramız x liraydı ama iki katına, üç katına çıkan bir bedel istedi. Çünkü şöyle bakıyorlar. Biliyorsunuz ki bugün mevcut eski kiracının oturduğu bir rakam var. Ama orası sıfırdan kiraya verildiğinde çok daha yüksek rakamlara verilebiliyor. Evet. Bugün gerçekten bir barınma krizi denilebilecek derecede bir dönemden geçiyoruz. Çok enteresan. Tabii bu kira artışlarının çok yükselişiyle birlikte ve çünkü 2019 senesinde getirilen yasa ne diyordu? TÜFE sınırlamasından bahsediyor. Yani 12 aylık TÜFE sınırlamasının ortalaması alır. Neye göre 12 aylık? Şöyle. Siz kira sözleşmesi diyelim ki Nisan 2012'de imzaladınız. Nisan 2013'e kadar geçen dönem aradaki bir yıllık kira dönemidir. İşte o bir yıllık kira dönemi bittikten sonra yeniden bir artışa gireceği için TÜFE ortalamasına göre bir artış yapılıyordu. Ama tabii ki de biliyorsunuz ülkemizde enflasyon çok fazla arttığı için doğal olarak buna bağlı olarak da kira bedellerini yeni döneme uyarlandığında çok yüksek rakamlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Hal böyle olunca da 11 Haziran 2022 tarihinde bir yasa geçti. Resmi gazetede yayınlandı ve konut kiralarıyla ilgili olarak ama burada çok önemli bir detay sadece konutla alakalı %25 sınır getirildi. Ve 1 Temmuz 2023'e kadar da bu geçerli. Şöyle ki diyelim ki sizin kira sözleşmeniz Haziran ayında değil de 2022 yılının Mayıs ayında veya Nisan ayında yenilendi. İşte o tarihte yenilen kira sözleşmesine TÜFE ortalaması baz alınırken 11 Haziran 2022'den sonraki yürürlüğe girme tarihi 15 Haziran. 15 Haziran'dan sonrası geçerli olmak üzere diye kararlaştırıldı. Buna göre %25 sınır getirildi. İşte tam da bu noktada %25'in üzerinde yapılmak istenen artışları hayır diyorum ki ben kabul etmeyeceksiniz. Sizin mevcut kira bedeliniz ne kadarsa onun üzerine eğer ki bir yıllık kira dönemi geçmişse %25'i ekleyerek ödemeniz gerekiyor. Buna ilişkin olarak da mesela karşı taraf diyor ki işte tahliye davası açacağım. Hayır, tahliye davası açmanın şartları nedir? Bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtar iki ayrı aya ait olması gerekiyor. Yani diyelim ki bir Mart ayına bir de Nisan ayına ait. Kiracının kirayı ödememesi ve kiraya verende ona noter vasıtasıyla ihtarname çekmesi gerekiyor. İki haklı ihtardan sonra sulh hukuk mahkemesine tahliye davası açılabilir. Veya yine 30 günlük ödeme emri içeren bir icradan icra takibi yapılır. Bunun içerisinde yine tahliye talebi de olması gerekir. 30 gün içerisinde eğer ki kiracı ödemezse 30 günün sonunda bu kez ev sahibi icra hukuk mahkemesine tahliye davası açabilir. Veya işte diyorlar ki Almanya'dan oğlum gelecek, işte gelinim geliyor, işte burada oturacaklar vesaire gibi ihtiyaç sebebiyle tahliye davası. Bunlarda da gerçekten ihtiyacın samimi ve gerçekçi olması, aynı zamanda ev sahibinin İstanbul'da veya hangi ildeyse belediye sınır içerisinde deriz buna yasada öyle geçer. Başkaca bir gayrimenkulün bulunmaması gerekir. Bunları ispatlarsa yine bir tahliye davası açabilir. Ve tabii bir de şimdi kira uyarlama ve kira tespit davalarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Kira tespit davası nedir? Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra 5 yıl geçtiğinde eğer ki ülkede kira bedellerinde bir değişim olduysa veya yine ekonomik alım gücünde yine bir değişiklik söz konusuysa veya dediğim gibi hani mevcut gayrimenkul fiyatlarında bugün olduğu gibi bir değişiklik söz konusuysa kira tespit davası açılabilir. Hakim o noktada bilirkişi incelemesi yapar ve ona göre yeni dönem için bir kira tespit bedeli belirlenebilir. Uyarlama davası ise çok zor şartlar adı altında açılıyor aslında. Hı hı. Yani diyelim ki bir gecede doların 1 liradan
30 liraya çıktığını düşünelim. Ve dolarla ödenen, ki bugün kiraların dolarla ödenmesi yasak. Diyelim ki yine bu tarz bir şey olduğunu düşündüğünüzde uyarlama davası gerçekten ciddi bir devalüasyon olması lazım. Edimler arasında şimdi biz deriz ki nedir? Kiraya veren edimi, evi kiracın kullanımına ve sözleşme uygun bir şekilde hazır etmek. Peki kiracının görevi nedir? Gününde kirasını ödemek. Edimler arasında artık bir orantısızlık söz konusuysa, yani tarafların beklentisini çok ama uç noktalarda karşılamıyorsa, tabii ki de uyarlama davası açılabilir. Ama şu an bugünkü örnek veriyorum, işte ülkede bir ekonomik kriz söz konusu, bundan dolayı uyarlama davası açalım dediğinizde bunu pek mahkemeler haklı görmeyecektir. Çünkü evet, paranın alım gücü düştü ama kiralarda da ciddi bir orantısızlık söz konusu aslında baktığınızda. Yani o evlerin değeri kadar pek tabii ki de değil. O yüzden de bu tarz davalarla karşılaştığınızda muhakkak tavsiyem uzman bir hukukçuya başvurmaları ve ondan görüş alarak alsa devam etmeleri. Çünkü ev sahiplerinin talepleri her zaman haklı ve yerinde olmayabiliyor. Bir örnek vererek sormak istiyorum. Şu tabii an ki. Diyelim ki kirası 2000 lira olan bir vatandaş %25 artış yapmak istiyor, fakat ev sahibi bunu kabul etmiyor. %25'in üzerinde bir artış istiyor. Buna kira tespit davasını da bahsettiniz az önce, açılabilir mi açılmaz mı diye. Burada tam olarak nasıl bir yol izlenmeli kiracı ve ev sahibi arasında? Şimdi çünkü çok çekişme oluyor. %25 az oluyor şu anki genele baktığımız zaman. Nasıl bir anlaşma olabilir? Harika bir soru. Bize de zaten günde çok sayıda telefon geliyor değil mi? Hep aslında bu benzer sorunlarla alakalı olarak geliyor. Burada ben hep şunu diyorum. %25 zammınızı yapın, gününde kiranızı ödeyin ve açıklamayı da yazın. %25 zam yapılmış hali diye ödemeye devam edin. Ve sakın kira dönemi yenilenmeden de zam yapmayın. Biliyorsunuz ki kira sözleşmeleri genelde birer yıllık imzalanır. Tabii ki de 3 yıllık da imzalanabilir, 6 aylık da, buna engel yok. Ama genel geçerde 1 yıllık imzalanır. 1 yılın sonunda kira sözleşmesi her sene 1 yıl uzamaya devam eder. Ta ki 10. yılın sonuna kadar. 10. yılın sonunda 1 yıl artı 10 yıl olarak isterse ev sahibi borçlar kanundaki ilgili maddeye dayanarak evet tahliye edebilir. 10 yıllık dönem içerisinde ise kiracı tabii ki de sürelere uyarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin tahliye edebiliyor. Onda bir engel yok ama kira sözleşmesi sona ermeden en azından 2 ay önce karşı tarafa bildirmesi gerekiyor. Şimdi peki burada dediğin gibi eğer ki kira sözleşmesi diyelim ki Nisan ayından Nisan ayına yenileniyor ve Nisan ayında da ev sahibi dedi ki 2000'lik kirayı ben %25 zam dedi, %50 zam yapmak istiyorum. 3000 liraya çıkarmak istiyorum dedi. Bu noktada kiracının yapması gereken %25 zammı yaparak ev sahibinin hesabına sözleşmede yazan tarihlerde gününde göndermek. Ne yapabilir peki ev sahibi? Az önce de söylediğim gibi eğer ki 5 yıl tamamlanmışsa 5. yılın sonunda evet kira tespit davası açabilir. Ama şu an bugünkü şartlarda uyarlama davasının şartları çok ağır olduğu için uyarlama açamayacaktır. %25 oranında kiracı zam yapıp eğer ki sözleşmede yazan tarihte yollarsa kirasını, herhangi bir tahliye davası karşı karşıya kalmayacaktır. Huzurla evinde oturmaya devam edebilir. İnşallah. Evet, inşallah, doğru. Peki iş yerlerinde durum nasıl? İş yerlerinde şöyle, 125 sınırı getirilmedi. İş yerlerinde az önce söylediğimiz gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artış yapılıyor. O yüzden iş yerlerinde kira oranlarının daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Burada da yine az önce söylediğimiz hani kurallar geçerli. Sadece %25'lik sınırlama iş yerlerinde söz konusu değil. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii şöyle, geçenlerde biliyorsunuz bir haber yapıldı. Dendi ki %25 sınırı aşan kira ödemesinin iadesi talep edilebilir mi diye. Bir haber yapıldı. İade edilebileceği söylendi. Bunun üzerine de Yargıtay bir açıklama yaptı. Dedi ki evet dedi, 2019 yılında TÜFE sınırlaması getirileceği söylendi sözleşmelere ve bu TÜFE sınırlamasının üzerinde eğer ki bir kira bedeli ödenmişse ve bu kira bedeli ödenirken de bankadan yapılan havale işlemine bir ihtirazi kayıt konulmuşsa evet dendi. Hani bu bedel geri talep edilebilir. Sonra Yargıtay'dan bir açıklama geldi. Bu %25'in onunla alakası yok diye, ama emsalen uygulanabilir. Neden uygulanabilir? Benzeri durum. Çünkü %25 de yine yasayla getirildi. TÜFE ortalaması da aynı şekilde 2019 senesinde yasayla getirdi.
Eğer arada bir fark ödemek durumunda kaldıysanız %25'i aşan, ki bence ihtirazi kayıt koymanıza fayda vardır. Çünkü ihtirazi kayıt koymadığınız halde hani zımnen kabul anlamına gelebilir, sanki bu zam oranını kabul ediyormuşsunuz gibi. Eğer ki %25'ten fazla ödemeyin, ama eğer bir sebeple ödenmişse, ödenmek mecburiyetinde kalınmışsa, bu aradaki fark için bu mevcut Yargıtay 3 Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar emsal gösterilerek yine dava açacak aradaki fark tabii ki de talep edilebilir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haberler.com'da bugünkü konuğumuz avukat Begüm Gürel oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.